Evet sevgili FM TV izleyicileri, bir cuma akşamının ardından Masum Hoca'ya Sorun programından sizlerle birlikte olma mutluluğu yaşıyoruz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyoruz. Ben bugün çok önemli konular var masamızda. Özellikle toplumumuzu ve aile bireylerini ilgilendiren çok önemli konular var. Konulara geçmeden ben sevgili hocamıza bir hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Rabbim tesisinizi yüksek eylesin. Hepimize başarılar nasip etsin. Muvaffak eylesin. Hakikaten FM TV maşallah diyorum. Çok tesirli bir kanal. Dün akşam Mektubat'tan İnçer programında sorular geliyor tabii sorularda. Şu dikkatimi çekti. Her gelen soruda herkeste bir memnuniyet var. Ve şu ifadeyi kullanılıyor. Çok şeyler değişti bizim için diyorlar. Çok şeylerimiz değişti. FM TV tanışmakla beraber çok hayatımızda çok olaylar değişti elhamdülillah. O yüzden dolayı bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Rabbim tesisiniz yüksek eylesin inşallah. Şimdi daha da kaliteyi artırmak için inşallah frekansı başka bir yere taşındığını arkadaşlarımız duyuruyor zaten kanalda da. 1 Ağustos'tan sonra inşallah. Ekranın başında bulunanlar da zaten inşallah bunlara dikkat ediyorlar elhamdülillah. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Mehmet hocamızın bir sağlık problemi var. Kendilerine de ve bütün hastalarımıza da acil şifalar Yüce Mevlamız'dan dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Bugün Yasin hocamız bizimle. Yasin hocamız da kendisini takdim edecek telefon numarasını. Buyurun Yasin hocam, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah bugün de yine Türkiye'nin önünün açılmasıyla alakalı çok güzel sorularımız var. Sevgili hocamızdan güzel cevaplarını alacağız yine sizlerle beraber. 0530 234 0488 numaraları da telefonlardan bizlere mesaj atarsanız inşallah burada canlı yayında sevgili hocamıza sorularınızı iletiriz. Hepinize çok teşekkür ederim tekrardan. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet, bizim de irtibat numaramız 0532 526 0146 numaralı telefona normal mesaj ve WhatsApp yolu mesajla sorularınızı bekliyoruz. Dop dolu bir program olacak. Arkadaşlarımız ekrana da numaraları verecekler. Oradan mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün neler konuşacağız? Biliyorsunuz İstanbul Müftümüz Hasan Kamil Yılmaz Bey hocamız cemaatler, tarikatlar Diyanet'e bağlanmalı çıkışı oldu. Bu çıkışı sevgili hocamıza soracağız. Yine Medine'de meydana gelen kaza biliyorsunuz elim bir kaza meydana geldi. Bu kazayla alakalı sevgili hocamızın öngörüleri nelerdir, tavsiyeleri nelerdir onları alacağız. Yine ülkemizdeki aile yapısını incelediğimizde ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Bu konuları biraz açmaya çalışacağız. Bu yaraya nasıl merhem olabiliriz? Sevgili hocamızla bunları konuşacağız. Yine aileyi güçlendirmek adına anne babalara düşen görevleri konuşacağız. Egemenlik çağına, ergenlik çağına girmiş gençlerimiz aileyle ilişkisi nasıl olmalıdır? Bu ergen çocuklarımıza, gençlerimize nasıl davranmalıyız? Bunları sevgili hocamızdan alacağız. Güçlü bir aile kurulmasında hükümetimizin atması gereken adımları açmaya çalışacağız yine inşallah. Ve son olarak da cemaat ve diyanetin aile konusunda neler yapması gerektiğini, neler yapabileceğini bunları konuşacağız. Bir de biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Safiye İnci olayı vardı. Bu konuyu da sevgili hocamıza sormak istiyorum ben özel soru olarak. Bu konu hakkında da yine ne düşündüğünü almaya çalışacağız. Bu konularla alakalı mesajlarınızı mutlaka bekliyoruz. Evet, hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza geçmek istiyorum sevgili hocam. Birinci sorumuz İstanbul Müftüsü biliyorsunuz Hasan Yılmaz hocamız cemaatler ve tarikatlar Diyanet'e bağlanmalı çıkışı oldu. Bu açıklamayı yaptı sevgili hocam. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz sevgili hocam? Evvela size de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bütün seyircilerimize selam ediyorum. Rabbim hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak etsin. Tesisini yüksek etsin inşallah. İstanbul Müftümüzün, kıymetli hocamızın söylemiş olduğu cemaatler, tarikatlar, Diyanet'e bağlanmalı ifadesi çerçevesinde tabii bu adım olarak, iyi bir adım olarak değerlendirilmesi lazım. Bakılması lazım. Tabii ben bu konuda bazı ifadeler söyleyeceğim. Tabii
müftümüzün, kıymetli hocamızın derdinin hakikaten toplumla bir mutabakat sağlama derdi olduğuna inanmaktayım ben yani. O niyetlerle adım attığına inanmaktayım. Hakikaten daha başarılı, daha ciddi, daha güzel çalışmalar ortaya çıksın niyetiyle yapılan bir hareket olarak değerlendiriyorum. Tabii şunu söylemek lazım. Bağlanmak ifadesi değil de, bağlanmak ifadesi çünkü belli şeyleri ne yapıyor? Gerektiriyor. Denetleme ifadesini kullanmak lazım yani. Yani bugün Diyanet olsun veya devletin başka bir kurumu olsun. Cemaatleri de, tarikatları da ne yapmalıdır? Denetlemelidir. Denetlemede bir sıkıntı yok. Zaten denetsiz de denetlemeden denetleme olmaksın da olmaz yani. Çünkü Allah muhafaza etsin. Her önüne gelen ne bir cemaat kursun, her önüne gelen ne de bir tarikat kursun yani. Bu işin ehli midir, değil midir, ne yapar, ne eder? Çünkü bunlar Allah muhafaza etsin, İslam'a zarar veriyor. Yani adam bir ortaya çıkıyor, bu iş ehli olmadığı halde, 3-5 tane etrafında birilerini gördükten sonra da bir bakıyorsun, sözleri değişiyor, hareketleri değişiyor, oluşumları değişiyor, ifadeler değişiyor. Şu anda çok var ortada hocam, Mehdi ilan edenler var. Allah muhafaza etsin. Amin. Şimdi bunları engellemek %100 lazım. Bunlar da işte denetleme. Denetleme sistemi olması lazım. Yani. Şimdi bağlanma sisteminde şu var. Yani diyanete cemaatler bağlandı. Ve tarikatlar bağlandı. Zaten o zaman ne cemaat kaldı ne tarikat kaldı. Tek bir çatı. Hepsi tabii. Peki öyle olsa ne olur denecek bu sefer. Şimdi hep İslami hükümetleri değerlendirmeyelim. Bugünkü hükümet gerçekten bu işlere ön açıyor diye, sahip çıkıyor diye, gerçekten sıkıntı yapmıyor diye daha sonraki gelenler, daha sonra Allah muhafaza etsin, sol bir hükümetin eline geçmiş olsa hükümet, iktidar, o zaman ne olacak? Allah muhafaza etsin. Seni yoktan tamamen siler atar yani. Yine bu hükümet zamanı da olsa yine illa Diyanette istenilen muamele, yani istenilen sıhhati afiyeti bulma durumunda değiliz yani. Bunu da bilmek lazım. Yani tabii çok ciddi bir kurum, mükemmel bir kurum. Hakikaten güzel sahiplenilmiş bir kurum. Olaya güzel bir şekilde sahip çıkan bir kurum. Bunlara itiraz etmeyiz. Ama bununla beraber illa bazı yerlerde eksik kalma durumları oluyor mu? Oluyor. Bunu bilmek lazım. O yüzden bağlanma değil de tarikatların, cemaatlerin denetlenmesi mutlaka ne şart. Tarikat veya cemaat eğer Allah ve Resulünün çizgilerinde yürüyorsa, samimiyse, işin başındakiler de bu işin ehliyse, hakikaten sahip çıkılmalı, önleri açılmalı. Ama bu işin ehli değilse, bu işin adamı değilse, bunu çünkü kaynakları var, menbaları var. Mesela bir tarikatın mutlaka liderinin silsile yoluyla, gerçek, hakiki silsile yoluyla Efendimiz'e ne yapılması lazım? Dayanması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dayandığı gibi kendisinin de o işten, yani o işin ya erbabı olması lazım. Yani gerçekten yetişmesi lazım yani. Yoksa diğer türlü Allah muhafaza etsin. Her önüne gelen ben cemaat kurdum, ben tarikat kurdum, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım derse hakikaten bu büyük sıkıntı olur yani. O yüzden dolayı inşallah denetleme hususuna mutlaka katılmak lazım. Denetleme evet. Hususuna. Devlet çünkü her kurumu denetlemesi lazım. Doğru. Ne yapıyor, kime faydası var, kime zararı var, kiminle görüşüyor, kiminle... Hatta bu kadar da açık söylüyorum. Bazı şimdi görüyoruz, çok olumsuz tipler ortaya çıkıyor Allah muhafaza etsin. Aha.
insanları ifsad ettiler, perişan ettiler. Bu kadar bunlara fırsat verilmesi de ne değildi? Doğru değildi yani. O yüzden dolayı Rabbim muhafaza etsin. Amin. Ne yapılmalı? Böyle kurumların, haddi aşan kurumların, ölçüyü aşan kurumların, Allah ve Resulü'nü tanımayan, kitap tanımayan, halkını tanımayan, bayrağını tanımayan, vatanını tanımayan kurumların mutlaka önüne dur denmesi lazım. Ama tekrar ediyorum yine, bu denetleme sistemiyle olur. Yoksa kalkıp da sen bağlama sistemiyle yaparsan, o zaman cemaatleri de, tarikatları da yok saymış olursun, hiçe saymış olursun, sıfırlamış olursun, Diyanet'in bir ferdi olarak ortaya koymuş olursun. Tek çatı. Bu da tabii biliyorsun, netice itibariyle ne yapar? Belli eksikliğinin giderilmesiyle alakalı, belli yanlışların giderilmesiyle alakalı çalışmalarda sıkıntı meydana getirir yani. Onu bilmek lazım. Çünkü ister istemez, bunu biraz daha aşikar söylemek istiyorum. İster istemez Diyanet iktidardan ne yapıyor? Etkileniyor. Doğru. İster istemez yani. Etkilenince bu sefer otomatikmen belli hatalar olduğu zaman, eksikler olduğu zaman söyleme şansı yok. Söyleme şansı olmadığı takdirde de bu sefer Allah muhafaza etsin, var olan sistemde ifsat meydana gelir yani. Niye? Sen yanlışı gördüğünde ne yapman lazım? Düzeltmen lazım. Evet, bir dakika demek lazım. Demen lazım. Diyemiyorsun. Diyemediğin takdirde otomatikmen ne oldu? Her taraf ifsat oldu yani. O yüzden dolayı evet. Tekrar ediyorum. Bence denetlenmeli cemaatler. Evet. Takip edilmeli. İncelenmeli. Ama bağlanma sisteminin doğru olmadığını düşünüyorum yani. Evet. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Aha. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Ama İstanbul Müftümüzün çıkışının %100 gerçi iyi samimi niyetlerle çıkış olduğunu inancındayım. Çünkü kişinin evveliyatına bakılır. Hayatına bakılır. Hayatına baktığımızda İstanbul Müftümüzün gerçekten hayatı çok düzgün, çok mükemmel bir hayatı var. Ve samimi bir insan olarak bilinmektedir yani. Bu yüzden dolayı çıkışının %100 samimi olduğunu ve mutabak toplumda bir mutabakat sağlanmasını arzu ettiğinin neyindeyiz? Bunun farkındayız. Ama bununla beraber de yine bunları da söylemekte fayda var. Çünkü tekrar ediyorum, eğer daha sonra bir hataya düşüldüğü takdirde, incelenmediği takdirde, olaylara iyi bakılmadığı takdirde daha sonra pişmanlık fayda vermez. Allah. Bu sefer sen Allah muhafaza etsin. Bütün cemaatleri Diyanet'e bağladın. Bütün tarikatları Diyanet'e bağladın. Otomatikmen tarikatları da bitirdin. Cemaatleri de bitirdin. Hepsini sıfırladın yani. Sonra Allah muhafaza etsin. Bu işin devamında başka sıkıntılar ne yapabilir? Doğabilir. Allah. O yüzden bizim görüşümüz, benim görüşüm şahsen kesinlikle denetlenme olmalı ama. Çünkü Allah muhafaza, öyle insanlar var ki piyasaya çıkıyor. Evet. Olmayacak ifadeler kullanabiliyor. Olmayacak sözler söyleyebiliyor. Kendisini bir yerlere koyabiliyor. Ondan sonra bir bakmışsın hiç bu işin ehli olmadığı halde sanki tasavvuf ehliymiş gibi ortaya ağır ifadelerle çıkıyor. Ahkam kesiyor. Kesiyor. Daha önce övdüğü insanı daha sonra yerle bir ediyor. Geçen ismini vermek istemiyorum. Bir tanesi biliyorsun büyük ifsat etti Türkiye'yi. Maalesef. İfsat etti yani. Ama bu ifsat eden şahsı öve öve bitiremeyen bir tanesi, ismini vermek istemem. İsmi zaten vermem biliyorsunuz. İfsat eden, ortalığı ifsat eden kişi dinle alakası olmadığı aşikar. Hayatında zaten her şey aşikardı. Sen bunu öve öve bitiremiyorsun. Daha sonra kalkıyorsun. Ne zaman ki bunlar toplanıyor, içeri alınıyor. Bu sefer başlıyorsun ki aleyhinde konuşmaya. Oldu mu? Ne oldu şimdi sen? Senin ne oldun belli değil demektir yani. Evet. O yüzden böyle tutarsız, işi bilmeyen, cahil, kesinlikle bu işin ehli olmayan insanlara bu şekilde yön verilmemesi lazım, yol verilmemesi lazım. Çünkü bunlar yapmış olduğu
hatalar Allah muhafaza etsin hakiki tarikatlara, hakiki cemaatlere ne yapıyor? Büyük zarar veriyor. Ya sanki ben şöyle düşünüyorum, açık söyleyeyim. Bunlar kasıtlı kuruluyor bunlar. Birileri tarafından. Piyasaya çıkartılıyor bunlar. Niye? Gerçek tarikatlar, gerçek cemaatler zarar görsün diye yapılıyor sanki. Öyle düşünmeye başlıyorsun bu sularda yani. Allah muhafaza etsin. Çünkü hakla batılı ayırma durumunda olmamız lazım. Bir cemaatin, bir tarikatın hakikaten hakla batıl konusunda bakmamız lazım. Allah ve Resulü çizgisinde yürüyor mu? İşte Allah ve Resulü çizgisinde yürümüyorsa, Kur'an ölçüsünde yürümüyorsa zaten bu batıldır yani. Otomatikmen yani. Kalkıp da kendi yorumlarıyla ayetleri kendilerine uydurmaya çalışarak, ne'ûzü billah, hadisleri kendilerine uydurmaya çalışarak, kendi yaşantılarını dinmiş gibi ortaya koymaya çalışarak hareket edenlere ne yapmak lazım? Onlara dur demek lazım. Ama baktın ki silsili yoluyla bu işin ehli, yetişmiş, hakikaten bu işin sahibi insanlar Türkiye'mizde mevcut elhamdülillah. Bugün geçici olarak bu işlerde olan insanlar değil, kökleri peygambere dayanan insanlar bunlar insanlar. Amen. Kökleri peygambere dayanıyor. Yani mürşitleri, hocaları, onların hocaları netice peygambere dayanıyor. Şimdi böyle zatların, böyle kıymetli insanların da kesinlikle önü kesilmemesi lazım. İnşallah. Engellenmemesi lazım. İnşallah. Onların gerçekten irşadının önü açılması lazım. Rabbim bu yolda gerçekten tüm halkımıza da hepimize de başarılar nasip etsin inşallah. Amin. Muhafaza etsin. Ama şu anda Türkiye'mizde bir algı üzerinde duruluyor. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Evet. Lütfen. Algı şu. Sanki bütün cemaatler olumsuzmuş gibi ortaya sunuluyor. Bu veya bütün tarikatlar olumsuzmuş gibi sunuluyor. Bu büyük bir haksızlıktır yani. Bu büyük bir zulümdür yani. Biz yıllarca ölçünün Allah ve Resulü ölçüsü olduğunu yıllarca Efendi Hazretlerimiz, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, bütün hoca kardeşlerimiz yıllarca bunu söyledi. Ehli sünnet çizgisi, ehli sünnet oluşumu dikkat edilmeli. Ayet ve hadisin dışına çıkılmamalı. Bunlara dikkat edilmeli. Bunların dışına çıkanlar kesinlikle dikkate alınmamalı. Evet. Bunlara yol verilmemeli. Bunlara yoldan gidilmemeli diye senelerce söylediği halde, bildirdiği halde böyle insanlara kıymet verildi. Allah muhafaza etsin. Böyle olumsuz insanlara kıymet verildi. Sanki bir cemaatlermiş gibi, bir tarikatlarmış gibi kıymet verildi. Daha sonra bunlar İhanetleri ortaya çıkınca, yanlışlar ortaya çıkınca, ay ne oldu bütün değil. Bir dakika. Söyleniyordu. Bunlar zaten daha önce ehli tarafından devamlı ikaz edildi. Ne ikaz yapıldı? Kesinlikle Kur'an ve sünnete uygun olmayan ne varsa bunlara karşı durun. Bunların peşinden gitmeyin dendiği halde adam kalktı, dinler arası diyalog dedi. Kimsenin sesi çıkmadı. Evet. Yıllarca çıkmadı. Sonra hainliği ortaya çıkınca, aa bunlar hainmiş. Ya bunların hainliği 15 Temmuz ortaya çıkmadı. Bunlar kurulduğu gün zaten hainlik sistemi üzerine kurulmuş durumda yani. Yine yakın zamanda olmayacak biri ağzına geldiği gibi kendisini Mehdi mi demedi, bilmem ne demedi, her şey dedi yani. Sonra İslam'la hiç bağlantısı olmayan, hiç alakası olmayan bir tavır halinde olduğu halde tamamen ağza alınmayacak bir ölçüde, tarif edilmeyecek bir ölçü olduğu halde bu adam kendini dini bir cemaat tarif ediyor. Şimdi bunun yüzünden hak cemaatlere, hak tarikatlara saldıracak mıyız ya, olur mu ya? Bunlar zaten batıl yoldan çıkmış. O günah yüzden olur. Bunları iyi ne yapmak lazım? İncelemek lazım. Şunu da söylemek istiyorum. Burası önemli. Şu ifadeyi kullanıyorlar. Ne? İşte bugün en iyi cemaat cami cemaati diye bir ifade kullanıyorlar. Baş tacı, güzel bir ifade. Ama cami cemaatinin içinde HDP'ye oy verenler de var. Onlara ne yapacağız? Nereye koyacağız? Demek ki
olay şöyle yani. Allah ve Resulü çizgisinde yürüyen kim varsa, Kitabullah çizgisinden kim varsa, kim varsa, haddi aşmıyorsa, hududu aşmıyorsa, o zaman bu cemaatlere başta açabiliriz. Efendi Aleyhisselam'ın katlası Allah'ın sırrı ona, yıllarca şu ifadeyi kullandılar. Dediler ki Efendi Aleyhisselam, işte medresedeki talebeleri yetiştirelim. Bunları dışarıdan eğitimlerini verdirelim. Evet. Bunları işte köşe başlarına koyalım. Ya kendileri teklif ediyorlar, dikkat edin. Efendi Aleyhisselam, köşe başları sizin olsun. Valilikler sizin olsun. Belediye başkanlıkları sizin olsun. Biz bu işin hoca kısmına bakalım. Biz eğitimimize bakalım. Hepsi sizin olsun. Bakın dikkat edin ifadeye. Ama daha önce ne deniliyordu? İşte aman diplomaları alalım. Şunlara koyalım. Bilmem ne yapalım. Hakim olsun, tabii. Savcı olsun. O yüzden dolayı yani bunları iyi anlamak lazım. İyi tespit etmek lazım. İyi düşünmek lazım. Hakla batılı birbirine karışmamak lazım. İnşallah. Şimdi bir taraftan iyi yapıyorum derken işte öbür taraftan Allah muhafaza etsin. İyileri kötülememek lazım. Şimdi kalkar sen olumsuz insanlar yüzünden Allah dostluğuna laf söylemeye kalkarsan, olumsuz cemaatler yüzünden gerçek cemaatlere laf söylemeye kalkarsan, olumsuz tarikat yüzünden gerçek hakiki tarikatlara laf söylemeye kalkarsan, bu işte de zulmetmiş olursun Allah muhafaza. Zulmetmiş olursun. O yüzden ölçüye dikkat etmek lazım. Ölçüyü iyi anlamak lazım. Denetlenmeli. Tekrar ediyorum. Mutlaka denetlenmeli. Denetlendikten sonra hakikaten Allah ve Resulü çizgisinde yürüyorsa, işin erbabıysa sahip çıkılmalı. Ama denetlendikten sonra gerçekten bu işin erbabı değilse engel olunmalı yani. Bir dakika denmeli. Evet. Rabbim başarmayasın. Amin. Teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Bu arada Abdülbaki kardeşimizden rica ediyorum, rejimizden. Bu denetlenmeli ifadesi, yani bağlansın yerine, İstanbul müftümüzün teklifini bağlansın yerine denetlenmeli olarak yazarsanız halkımızın da bunu aklında tutmuş oluruz. Şimdi sevgili hocam, konuyu biraz şuradan açmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi bir tanesi çıkıyor, kendisini Mehdi ilan ediyor. Bir bakıyorsunuz taraftar da buluyor. Bir tanesi çıkıyor, cemaat toplamış, konuşuyor. Çok yanlışta olan insanlara az önce sizin de zikrettiğiniz gibi yönlendirmeler yapabiliyor. Bir tanesi çıkıyor, işte elimi öpen cennetliktir şu. Şimdi halkımız bunlara düşüyor sevgili hocam. Ve bunların peşinden gidiyor. Halkımız bu hakla, hak cemaatle, batıl cemaat nasıl ayırt edecekler sevgili hocam? Normalde halkımız basiret sahibidir, açık söyleyeyim. Ama tabii illa arada düşenler oluyor mu? Oluyor. Bu işte ölçü nedir? Ölçü Allah Celle Celaluhu'nun koymuş olduğu ölçüdür. Ahmet'in, Mehmet'in şuyun buyun koyduğu ölçü değildir. Şimdi insan biraz kendisini İslam'ın ilk ifadesine ikra, oku. İnsan illa biraz kendisini geliştirmesi lazım. Neyle geliştirmesi lazım? Üzerine duruyorum. Kur'an'la, hadislerle kendisini biraz geliştirmesi lazım ki zaten bunları biraz kendini geliştirdiği zaman hakkı görmeye başlamış olacak. Efendi Aleyhisselam'ımız ne yapar? Katlasalar soru. Her ifadesinde illa okuyun, okuyun, okuyun derim diyor. Şimdi niye? Çünkü okuduğu zaman o zaman gerçekten kim haktır, kim batıldır ne yapacaksın öğreneceksin. Bakacaksın ki işin başındaki kim olursa olsun eğer Allah ve Resulü'nün çizgisine uymuyorsa, Kur'an'a uymuyorsa kim olursa olsun. Kur'an'a uymuyorsa kim olursa olsun. Bu adam batıldır. Bitti. Bitti diye. Çünkü bu ölçüleri, hareketleri, davranışları, Allah'ın harp ilan etmiş olduğu mesela faizi helal gösteriyorsa, Allah harp ilan etmiş bunu. Anlayacaksın bak bu burada ne yapmıştır? Tehlikeye düşmüş. Tesettürü hiçe sayıyorsa, daha ötesi yok bunun. Yani insan dinini biraz öğrenmiş olsa, biraz öğrenmiş olsa ve ondan sonra bakacak. Bu kardeşim ne yapıyor? Bu Allah'ın emirlerine uymuyor, yasaklarından kaçmıyor. Bunun her tarafı
hocayım dese, bilmem neyim dese, filanım dese, fişmanım dese hiç önemli değil. Sen Allah'ın emirlerine uymuyorsun kardeşim. Bitmiştir. Ama en netice peygamber zamanında da ne'ûzü billah münafıklar vardı ve münafıkların peşinden giden de vardı. Peygamber zamanında da sahte peygamber çıktı. 10 bin tane taraftarı vardı. Yani onu da bilmek lazım yani. O yüzden böyleleri illa çıkar mı? Çıkar. Baştan neyi söylemeye çalıştık? Böyleleri illa çıkar mı? Çıkar. Ve gerçi onların kandırdığı insanlar mı çıkar mı? Çıkar. Ne yapılmalı o yüzden? Denetlenmeli işte. Denetlenirse bunlara ne yapılmaz? Bunlara yol verilmez yani. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Ama Türkiye'mize şu algıyı kırmak lazım. Bu yanlış. Evet. Ney? Hak cemaatlerle gerçekten İslam yolunda güzel mücadele veren hoca efendilerle, kıymetli insanlarla kalkıp da batılları birbirine ne yapmamak lazım? Karıştırmamak lazım. Hocam bir de şöyle bir şey, gönlüme gelen bir soru var da. Doğru, cemaatler hakkında bazı olumsuz kişiler tarafından cemaatlere karşı bir saldırı var. Peki hocam, ya bu cemaatlerin devletimize, diyanetimize ne gibi faydaları var aslında hocam? Yani biraz normal onlara... şartlarda bakın, hak cemaatlerden bahsediyorum. Evet. Hak tarikatlardan bahsediyorum. Bunlar vatanına, milletine, bayrağına, Allah'ına, peygamberine, kitabına gerçekten bağımlı, son derece düşkün insanlar yetiştirirler. 15 Temmuz'da da yine takip edin. O tankların altında yatanlar, hakikaten tanka yürüyenler, bunları inceleyin, göreceksiniz. İlla onların da ya bir cemaat ehlidir, ya tarikat ehlidir, evet, ya da onlara sevgisi olan insanlardır yani. Sohbetinden istifade etmiştir. Niye? Çünkü onlar hak cemaatlerinden bahsediyorum, hak tarikatından bahsediyorum. İmanı ne yaparlar onlara gerçekten yaşatmaya, yaşamaya, hakikaten hissettirmeye çalışırlar. Allah'la yakınlıkları elde etmeye, peygambere uymaya, Kitabullah'ı hakkıyla yaşamaya onların için eğitim verirler yani. O yüzden dolayı burada yetişen insan güzel yetiştirdiği takdirde gerçekten vatanına, milletine, dinine, diyanetine son derece sadık ve kaliteli bir Müslüman olur yani. Kesinlikle onlardan zarar gelmez yani. Ama tekrar ediyorum, siz batıl cemaati hak cemaatle karıştırmaya kalkarsanız burada sıkıntı var. Bu insanlar zaten işin başında kurulurken, takip edin bu insanları, işin başında kurulurken zaten yoldan çıkmış durumda. İşin daha ilk ifadeleri bunlar neydi? Daha önceki ifadelerini söylüyorum. Hiç daha bunların şeyleri yokken dinler arası diyalog diye zaten piyasaya çıktılar. Yani. Evet. Ve daha bunlar, daha ne ifadeleri de vardı örtüyü, bu konuda. Örtüyü teferruat. O yüzden dolayı tekrar ediyorum. Yani bunu iyi ayırmak lazım yani. Bunu iyi ayırırsak sıkıntı çıkmaz. Rabbim inşallah bu konuda da halkımıza gerçek basiret nasip etsin. Muhafaza etsin inşallah. Amin. Ki hocam şu anda bile devletimizde hakiki bir cemaatten bir insan yetişmişse aman ondan hiçbir sıkıntı çekilmez diyorlar değil mi hocam? Bu kadar. Bu sağlamdır. Bu devam kadar. Edin yani. Hiç şüphe olmasın. Hiç kimseye zarar gelmemiştir. Gerçek bir Müslümanlar, hakiki bir Müslümanlar kimseye zarar gelmez. Biz karıncaya bile zarar gelmez. Daha önce diri diri çocuklarını gömenler, daha sonra İslam'la tanıştıklarında karıncayı incittiklerinde peygambere soruyorlar, ya Resulallah karıncayı incittim. Daha önce bu insanlar ne yapıyordu? Diri diri kızlarını gömüyorlardı yani. O yüzden dolayı Kur'an'la güzel tanışırsa insan, imanla güzel tanışırsa, İslam'la güzel tanışırsa, gerçekten hak cemaatin veya hak tarikatın hocası, mürşidi onları bu şekilde güzel yetiştirirse kimseye zarar gelmez. Rabbim inşallah bunu iyi anlamaya nasip etsin inşallah. İnşallah. Hocam diğer bir sorumuz inşallah yine bu konuda aslında bağlantılı. İslam'ın merkezi olan Medine'de hocam. Meydana gelen bazı kaza ve yangın olayları var hocam. Bunlardan neler anlamalıyız, neler çıkartmalıyız hocam bu konuyla alakalı? Şimdi evvela şu anda haçta bulunan bütün hacılarımızın Rabbim haçlarını kolay eylesin. Amin. Ve kabul eylesin. Amin. Bakın dikkat edin. Hiçbir ibadette kolay eylesin ifadesi ne yapılmaz? Geçmez. Geçmez ama haçta var, ümrede var biliyorsunuz. Çünkü haç hakikaten bir meşakkattir yani.
Bunu bilmek lazım. O yüzden dolayı bu meşakkati iyi ne yapmak lazım? İyi anlamak lazım. Çünkü orada şu anda milyonlarca insan orada toplanıyor ve haç yapacaklar yani. Tabii bununla alakalı ben birkaç tane konu üzerine durmak istiyorum. Buyurun hocam. Birincisi, bu haç organizesi sadece Suud'un kendi eline bırakılmaması lazım. İslam devletlerinin tamamından istişare babında mutlaka Suud bu konuda akıl alması lazım. Yani Mekke ve Medine Suud topraklarında gözüktüğünden dolayı bu bizimdir ifadesi yanlış olur. Mekke Medine dünya Müslümanlarının kutsalıdır, kıymetlidir. Hepsindir yani. Orası kimsenin ne yapamaz? Kendisine ait olamaz yani. O yüzden dolayı evvela bir defa tüm dünya Müslümanlarının özellikle İslam devletinin başındaki liderler kimlerse onlar da halklarından bilgiler alarak kesinlikle ve kesinlikle istişare babında haçta belli organizeler yapılması lazım. Yoksa haççı bırakalım Suud'un eline, ne isterse istediği gibi at koştursun. Bu olmaz, bu yanlış yani. Olmamalı zaten yani. Bunun üzerine durmak istiyorum. Ama tabii şunu bilmek lazım, haç meşakkattir. Onu da bilmek lazım. Biliyorsunuz, sorduğun soruda da anladığım kadarıyla Türkiye'mizden giden Müslüman kardeşlerimizin kafilesinde bir kaza meydana geldi. Evet. Medine'den Mekke'ye geçerken hepsi ihramlı biliyorsunuz. Evet. Ben bu konuda tabii biraz bazı ifade kullanmak istiyorum. Buyurun. Tabii bizim burada sesimizi duyurmak belki zor olur ama yine yetkililerin bu işe sahip çıkması lazım. Mekke Medine arası bir defa çok düz bir yol. Kaç kilometre hocam? 430 kilometre. Dümdüz bir yol. Ya bunu hala otobüslerle taşıtmanın ne anlamı var? Niye buraya bir metro, hızlı tren veya normal tren niye yapılmıyor? Niye bu işe sahip çıkılmıyor? Şimdi bir çalışmalar var falan denilebilir. Ya şimdi bırak senin çalışmayı ya. Ya çalışmayı bırak. Bunlar niye zamanında yapılmadı? Normalde ihaleyi Türkiye'ye versinler. Türkiye oraya samimisi 15 günde şeyi koyar yani. Çünkü sıkıntı yok yani. Dümdüz bir yol yani. Çok müsait. Tabii. Şimdi böyle olunca bu sefer bu taşıma devamlı otobüslerle meydana gelince otobüslerin şoförleri Suudlu değil. Medine'li de değil, Mekke'li de değil. Nereden geliyor? Mesela Endonezya'dan geliyor. Filipin'den geliyor. Mısır'dan geliyor. Bengaleş'ten geliyor. Yemen. Böyle her taraftan toplanıyor. Ya bu adamın yapacağı şoförlükten ne çıkar? Bu çok önemli. Yollarda üzerinde duruyor çöl fırtınalarının devamlı olduğu bir yer o yol. Devamlı olduğu bir yer yani. E bu dikkate alınmalı. Dikkate alınmazsa işte böyle sıkıntılar peşine çıkar mı? Çıkar. Ama asıl şey taşıma şeyine çare bulması lazım. Taşıma şeyine çare bulması lazım. Ya o kadar milyonlarca hacıyı sen kalkıp da otobüslerle taşımaya kalkarsan bunda büyük ne? Sıkıntı meydana gelir. Yaptırın bunlara. Paralarım yok ya. Var. Amerika'ya, İsrail'e yedireceğine paralarını yapsınlar hacı adaylarına, hüccaca, Allah adamlarına yapsınlar güzel. Metrolar yapsınlar, trenler yapsınlar, hızlı trenler yapsınlar. İnsanlara güzel bir şekilde yapsınlar, taşısınlar ciddi yani. Ciddi para alıyorlar. Tabii yani. O yüzden dolayı demin söyleyeyim ya, Suud'un kendi eline bu işi yapmak lazım, bırakmamak lazım. Zaten şu anda Suud'un başındaki adama baktığımızda son derece ne yaptığını bilmeyen, olumsuz cahil biri yani. O yüzden Türkiye'de dünya Müslümanlarının da şöyle bir özelliği var. Bunun altını çizmek istiyorum. Dünya Müslümanları da Türkiye bir şey söylerse onlar da işin altına girerler yani. Kabul görüyor. Yani. Tabii. Türkiye'den bekliyorlar yani. Bizden. Türkiye söz. Çünkü Türkiye'mizden Ümre'ye de hacca da katılım çok yüksek. Evet.
her gelen, dünya üzerinden gelen Müslümanlar da orada onu görüyorlar yani. Çok yüksek olmasa bile. Tabii ki Türkiye'nin liderlik vasfı var. O yüzden dolayı dünya Müslümanları İsrail konusunda da aynıdır ama ha. İsrail'in bu zulmü konusunda da aynıdır. Bu Arabistan konusunda aynıdır. Türkiye'mizden bir ifade bekliyorlar. Bir hareket bekliyorlar. Bir oluşum bekliyorlar. Bir yaptırım bekliyorlar. Bir dur bakalım demeyi bekliyorlar. Derse Türkiye, onlar da sahip çıkarlar. Yani. Hep sahip çıkmışlardır yani. O yüzden burada yani kısacası bu yolda mutlaka devamlı sıkıntılar çoğalır. Bakın şimdi bu ortaya çıktı bu. Geçen sene çok kıymetli abilerimiz o yolda vefat etti ya. Vefat ettiler yani. Bir tane çok kıymetli abimiz sakat kaldı. Şu anda yaşıyor ama sakat. Yani o yüzden o yol devamlı bu kazalara çok elverişli. Çok fazla kaza olan bir yol olmasa sebebiyle buna mutlaka çare bulunması lazım. Sadece bununla alakalı mı? Değil. Bence bütün hac vazifelerinin tamamında bütün hac vazifeleri tamamında Suud hükümetine bütün İslam devletleri ne yapmalı? Baskı kurmalı. Kendi kafasına bırakmamalı. Kendi haline bırakmamalı. Kendi isteğine bırakmamalı yani. Mutlaka ölçüyü beraberce, sıkıntıları beraberce çözmeli. İstişarelerle. Tabii istişare çözmeli. Biliyorsun şu anda da İslam devletlerinin şu anda da reisliğini Türkiye yapmaktadır biliyorsun. Evet. O yüzden dolayı bu işe sahip çıkılmalı. Hükümetler bazında. Evet. Yoksa biz değerlendirme yaparız ama bakın işte hacı adaylarımız orada. Hakikaten zor durumda kaldılar. Şoförler biliyorsunuz vefat etti. Bununla beraber sen söyle orada artı biliyorsun pick-up'taki şey yandı. Yangın çıktı. Ama şunu da söylemek isterim yani. Türkiye'mize oraya giderken millet hep dönme niyetiyle gider. Dünya Müslümanlar oraya gelirken ama dönmeme niyetiyle gelirler. Onu bilmek lazım. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bu önemli yani. Evet. Yani Türkiye'den giderken millet döneyim diye gider yani. Ama dünya, ama dünya Müslümanlar oraya giderken burası benim son yolculuğum olsun. Burada kalayım diye giderler yani. Evet. Onu da bilmek lazım. Yani. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Şimdi siz Türkiye'den bahsederken gönlüme geldi. Türkiye'yi yani şu dünya Müslümanları imamet olarak yani baş olarak bütün bu tesbihi aslında toplayan baş olarak sundunuz ki şu anda da sevgili hocam İslam İşbirliği dönem başkanı Cumhurbaşkanımız bizzat yürütüyor ve bu sizin az önce söylediğiniz bu konuları mesela İslam İşbirliği Teşkilatı'nı sırf bu yüzden yani şu haç ve ümre olaylarını müzakere edelim adına toplasa dediğiniz gibi bizden belki de yüzlerce kat etkili olacaktır. Teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Bir de Medine-i Münevvere'de önemli bir sıkıntı oluyor. Bunu da söylemek isterim. Buyurun lütfen. Türkiye'mizden giden hacılarımızın Medine-i Münevvere'de ziyaretlerini hep en sona bırakıyorlar. En son. Yani saat gece 9'da ziyaret başlıyorsa hep 11.30-12'lere bırakıyorlar yani. Aslında buna da mutlaka ne yapılması lazım? Evet. Orada bir düzenleme getirilmesi lazım. Evet. İşte dedim ya bunları kendi haline bırakırsan. Mine olayı var. Tabii. Mina'da da Türkler en sonda mesela. Aynen. İmamet olan bir ülke nasıl olur en sona atılabilir? Bunlar hep mutlaka ne yapılmalı? Bir elden geçirilmesi lazım. Müzakere edilmesi. Adaletli bir sistem getirilmesi lazım. Yoksa bakın ilk ziyarete alınanlar hep Suudlulardır. Evet. Ya bu olur mu ya? Sen ne bunu uyduruyorsun sen ya? O yüzden dolayı kesinlikle sadece bir trafik olayından, yol olayından değil de bütün haç konuları tekrar orada ne yapılmalı? Bir daha kontrolden geçirmeli. Bütün Müslümanlara aynı eşit muamele yapılmasını sağlanmalıdır yani. Yani Suud'un insafına bırakılmamalıdır.
ki Mekke Allah'ın haremidir. Medine'de peygamberimizin haremidir. O zaman tüm ümmeti de ilgilendiriyor inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Bu arada mesajlar var. Mesajları ikinci bölümde inşallah alacağız genelde. Mesajlarınızı biriktiriyoruz şu anda. Ben üçüncü sorumuza geçmek istiyorum sevgili hocam. Aile konusu. Toplumumuzu oluşturan en küçük oluşum aile sevgili hocam. Aile yapısını incelediğimizde çok ciddi sıkıntıların olduğunu görmekteyiz sevgili hocam. Bunun sebepleri sizce nelerdir bu sıkıntıların? Şimdi aile yapısıyla alakalı evvela tabii biliyorsunuz bunu birkaç maddede incelemek lazım. Bu konuda hükümetin üzerine düşen vazifeler var. Anne babanın üzerine düşen vazifeler var. Öğretmenin, hoca efendilerinin üzerine düşen vazifeler var. Bir de gençlerin gerçekten üzerine düşen vazifeler var yani. Bunları hep ne yapmak lazım? İncelemek lazım. Yani. Bunları böyle bu şekilde incelersek o zaman zaten çözüm kolay olur yani. Ama kalkıp da bunu, bu aile yapısını bir gençliğin üzerine yıkmaya kalkarsak bu onlara haksızlık olur. Anneye babaya yıkmaya kalkarsak yine haksızlık olur. Açık söylüyorum. Hocalara veya öğretmenlere bu işi yükmeye kalkarsak yine haksızlık olur. Aynı şekilde sıfır hükümete yüklenmeye kalkarsak yine haksızlık olur. Yani. O yüzden bunlar, bu iş ortak bir durumdur yani. Anne babaların yapması gerekenler var. Hocaların ve öğretmenlerin yapması gerekenler var. Hükümetin gerçekten yapması gerekenler var. Gençlerin de yapması gerekenler var. Yani. Hepsinin yapması gerekenler var. Şimdi aile kurumunda en büyük sorunlar baktığınız zaman gençler aile hayatını pastane aşkıyla karıştırıyorlar. Nasıl karıştırıyorlar? Adam aşık oldum diyor. Pastane aşkıyla alakalı söylüyorum. Tak hemen pastaneye gidiyor. Pastane kendisi hizmet ediyor ama bak dikkat edin yani. Ama aile kurulduktan sonra hizmeti kimden bekliyor? Hanımından bekmeye kalkıyor. Yani o yüzden aile hayatını pastane aşkına bir defa benzetmemek lazım. Bu yanlış yani. Bir sorumluluktur. İşte bir sorumluluk olması sebebiyle. Ama hanımı idare etmek veya hanımın beyni idare etmesi. Aynı devamında bu işin meyvesi olan çocukları idare etmek. Ve bununla beraber anne babaları idare etmek. İki tarafında anne babalar oluyor, kardeşler oluşuyor, oluyor. Daha önceki yaşantılarıyla alakalı alışkanlıkları olabiliyor. Bununla beraber geçim sıkıntısı ile alakalı belli zorluklarla karşılaşıldığı zaman yapılan hareketler hepsi toplandığı zaman bu sorumluluk gerçekten hakikaten önemli bir sorumluluk. O yüzden benim kanaatimi söylüyorum. Hükümet yani idare şunu yapmalı bana göre. Nasıl ehliyet alması için ne yapıyorlar ehliyet alması için? Kursa gidiyor. Sürücü kursuna gidiyorlar. Niye gönderiyorsunuz? Ya ehliyet alacak. Evet. Şoförlük yapacak. İnsanları katletmesin, evet. İnsanları perişan etmesin. Düzgün kullansın. Tabii. Kurallarına göre. Çok önemli değil mi? Evet. Gerçekten lazım. Hatta işin ehli olan birisiyle çıkartıyorlar, evet. Gezdiriyorlar, evet. Öğrenmesini sağlıyorlar. Doğru. Bak ne kadar önemli yani. Aynı şekilde aile de eğer Allah muhafaza etsin, istenen bir aile sistemi kurulmadığı takdirde işte facia. O yüzden aile kurulurken aile eğitimi mutlaka ne yapılması lazım? Gençlere verilmesi lazım. Bir kurs sisteminde mi? Evet. Sertifika. Aynen. Evet. Bir belge, bir sertifika. Gerçekten gençler oraya geçmeli. Sözlendikten sonra takip etmeli. Yenge, yani kız, gelin tarafı kızlarla alakalı kadın öğretmenler tarafından, erkek öğretmenler tarafından gerçekten yapılmalı. Hakikaten yetiştirilmeli yani. Adam görmeli yani, bilmeli. Neyle karşılaşacak öyle kalkıp da bu pastane aşkıyla alakalı değerlendirmeyecek yani. Ciddi bir olaya girdiğini bilecek. Ciddi bir olayla karşılaştığını bilecek. O çok önemli yani. Buna mutlaka sahip çıkması lazım. Kimin?
Devletimiz. Bir de şu konu da çok önemli. Şimdi cemaatler ne yapıyor? Bunun üzerinde duruyorum. Buyurun. Cemaatler devlet bu işe sahip çıkmayınca, halk bu işe sahip çıkmayınca, aileler de bu işe sahip çıkmayınca kalkıyor, evlendirme sistemine geçiyor. Bu sefer herkes kızıyor. Ya işte niye? Nasıl? Evet, yanlış olduğu zaman mutlaka yanlışa dur demek lazım. Haince yapılan her şeye dur demek lazım. Ama bunu normalde bu evlendirme sisteminde mutlaka anne babalar, aynı şekilde etrafındaki Müslümanlar mutlaka sahip çıkması lazım. Sahip çıkmadığı zaman genç kalkıyor sosyal medyadan kendine aile bulmaya kalkıyor. Ya sosyal medyada kimse kendisinin olumsuzluğunu söyler mi ya? Söylemez. İki bağlama, iki ağlama, bir bakıyorsun aile kuruldu. Ondan sonra eyvah bu böyleymiş, bu şöyleymiş. Olmadı ya. Olmadı ya. O yüzden bu işin de önüne mutlaka hükümet ne yapmalı geçmeli kardeşim. Hakikaten bu sistemi ne yapmalı? Dikkat etmeli yani. Gençleri Allah muhafaza sosyal medya ağına düşürmemeli. Tabii hep hükümeti yüklemeyeceğiz. Bununla beraber anne babanın da yapması gerekenler var. Anne baba eğer huzurlu bir aile evlatlarına gösteremezse, sükunetli, huzurlu, kaliteli bir aile gösteremezse, örnek olarak, tabii zaten o evladını kuracağı ailede zaten ne olmaz? Sükunet olmaz. Yani. Çünkü ne öğrenilse onu yapma durumunda kalır yani. Tarz ona göre olmak durumunda kalır. O yüzden anne babalar evlatlarına örnek bir aile olması lazım. Güzel örnek. Güzel örnek olması lazım. Allah muhafaza etsin, onları kötüye, ben yapıyorum ama sen yapma oğlum. Bu olmaz. Bu sistem yok. Böyle bir tesir yok yani. Böyle bir tesir yok yani. O yüzden dolayı onlara örnek, güzel örnek olmalı lazım ki o evlatlar da güzel aileler kurabilsinler yani. Özellikle hoca efendiler ve öğretmenler, açık söylüyorum. Bunlar da aile kurulmasıyla alakalı, özellikle o yaşlara gelen insanlara mutlaka bu konuda bilgiler vermesi lazım. Şuurlandırma yapması lazım. Sohbetler yapması lazım. Seminerler hazırlaması lazım. Ön açıcı konuşmalar yapılması lazım. Çünkü insanlar en netice, dikkat edin onu, ciddi bir müessese kuruyor. Toplumun en ufak ferdi olan aileyi kuruyor yani. Eğer aile bozuk olursa bütün toplum bozuk olacak. O yüzden dolayı onlara mutlaka bu konuda bilgiler verilmesi lazım. Gençler de biraz onlara kulak vermesi lazım kardeşim. Gençler de kalkıp da öyle ben evlendim oldu kabilinden hareket etmemesi lazım. Oturmasından, kalkmasından, hayatından, çünkü sen evliliği bilmiyorsun ki. Evliliği bilmediği için kalkıp da mesela kalkıp direkt şoförlüğü bilmeyen adam hemen pat diye arabaya binse kabul edilir mi? Edilmez. Niye? Çünkü sen hiç daha gazı bilmiyorsun, freni bilmiyorsun kardeşim. O yüzden dolayı gençlere de mutlaka şu tavsiyede bulunuyorum. Laf dinlemeli lazım. Yani laf dinlemen lazım ki daha sonra ne yapmayasın? Pişman olmayasın. Sonra başlıyorsun. Biz geçinemiyoruz. Niye geçinemiyorsun? Ya sen işin başında bu konuyu araştırdın mı, takip ettin mi, inceledin mi? Yok. O yüzden dolayı yani kısacası aile hayatında hükümetin de yapması gerekenler, öğretmen ve hocaların da yapması gerekenler, anne babanın da yapması gerekenler ve gençlerin yapması gerekenler ortaktır. Bana göre hepsi vazifesini hakkıyla yaparsa bu sıkıntı ne yapar? Kalkar inşallah. Evet, inşallah. Rabbim muvaffak etsin. Allah razı olsun hocam. Gerçekten bugün incelediğimizde görüyoruz ki bugün insanoğlu, af buyurun çok özür diliyorum, hayvana eğitiyor hocam. Bir ayıyı mesela oynatıyor ayıyı. Bir yılanı eğitiyor, yılanı oynatabiliyor. Evet. Dediğiniz gibi burada eğitimin çok önemi çıkıyor. Bugün sürücü kurslarına verdiğimiz o önemi aile kurumuna muhakkak vermeliyiz ki gerçekten hocam o konuya girmeyeceğiz gerçi ama bugün boşanmalara bakıyoruz. Ya.
yürek sızlatıyor hocam. 6 günlük evliler boşanıyorlar. Ya 6 günde ne anladın, ne gördün? O yüzden sevgili hocam Allah razı olsun. Çok önemli bilgilendirmeler yapıyorsunuz. Reji uyarıyor zannediyorum, vaktimiz doldu. Kısa bir araya gideceğiz sevgili hocam. Aradan sonra devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ara. Aradan sonra yine aile konularında, ergenlik konularında konularımıza devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.